O Allah'ın kılıcı yıllar sonra savaş meydanlarında yeni Müslüman olanların önüne geçip namaz kıldırmak için mihrapta durduğu zaman aslında gençler geçirmişler öne. Halit demişler, sen Resulullah'ın sahabisisin, sen geç bize namaz kıldır. Halit istemeye istemeye geçmiş. Fatiha'yı okumuş öyle böyle. Sonra kısa sürelerden birini okumuş. Okuyamamış, kurban olduğum sultan. Şöyle çevirmiş, böyle çevirmiş. Arkasındakilerin gülmesine bile sebep olmuş. Namaz bitmiş. Dönmüş o gençlere demiş ki, benim kıraatimi beğenmediniz biliyorum. Güldünüz benim üzerime. Belki de içinizden şunu geçirdiniz. Resulullah'ın sahabesi Kur'an okumayı bilmiyor. Takbir! Evet, vallahi ben Kur'an okumayı bilmiyorum. Ama niçin öyle olduğumu gelin size söyleyeyim. Ben geldim, Resulullah'ın önünde durdum, iman ettim, kılıcımı ona geri verdim. Bana tekrardan kılıcımı verdi. Hadi Halit dedi, cihat meydanlarına. Bir çıktım cihat meydanlarına, bir bindim ata, bir elime aldım kılıcı, bir daha rahlenin başına oturmaya zamanım olmadı. Takbir! Ben rahlenin adamı olamadım ama meydanların adamı oldum. Kurban olayım sana Halit, sen meydanların adamı olmasaydın bu topraklar İmanla nasıl payla buluşacaktı? Bu topraklar Kur'an'la nasıl buluşacaktı? Allah sana da rahmet etsin. Senin gibi olan ashab-ı kiram efendilerimize de rahmet olsun.